Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Salatu selamu ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Cümlete hoş geldiniz. Kısmet olursa bugün Mişkatül Mesabih kitabına giriş yapacağız. Kitabın musannefi Hatib-i Tebrizi'nin mukaddemesiyle başlayacağız inşallah. Yalnız herhalde kitabın temini konusunda bir problem var. Temini hangi yani? Şöyle yapabiliriz, farklılık olmasın diye. Kimler kitap alacaksa önceden isimlerini arkadaşımıza yazdırsınlar. Biz toptan kitapçıdan temin edelim. Aynı metin üzerinden gidelim. Hem de kitabı toptan temin etmiş oluruz, ben de etmiş oluruz. Evet. Elhamdülillahi nehmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu diye başlıyor Hatip Tevzi Rahimallah eserine. Hamd Allah'a mahsustur. Ona hamd eder. Ondan yardım ister. Ondan bağışlanma dileriz. Ona istiğfar ederiz. Ve na'udhu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Nefislerimizin şerlerinden, amellerimizin kötülüklerinden Allah Teala'ya sığınırız. İnsanın kendi nefsinden, kendi amelinin şerrinden Allah Teala'ya sığınması çok enteresan bir şey gerçekten. Bizi nefsimizle baş başa bırakmamasını biz Allah Teala'dan niyaz ederiz. İnsanın kendi nefsine yaptığı kötülüğü herhalde başka bir varlık insana yapamaz. Çünkü insan kendi kötülüklerini, günahlarını kendi iç barışını temin etmek ve devam ettirmek gibi bir güdüyle hep tevil eder, kendi kendisine izah eder. Hiç kimse kendi iradesiyle kabul etmediği bir şeyi yapmaz. Mutlaka önceden onu kabul eder, kendisine izah eder. Kendi nefsinde ona bir meşruiyet atfeder. Ondan sonra o fiili işler. İşte bu insanın nefsinin kendi üzerine, kendisine yönelik bir şerridir. Ve insanın belki de en zor kurtulabildiği halde budur. Onun için biz nefislerimizin şerlerinden Allah Teala'ya sığınıyoruz. Amellerimizin kötülüklerinden, seyyiyelerinden de gene Yüce Rabbimize iltica ediyoruz. مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. Bildiğiniz gibi bu cümle ve bunun arkasından gelecek olan cümle hutbelerde okunur Cuma günleri. Allah Teala kime hidayet verirse, kimi hidayet yoluna sevk ederse onu saptıracak kimse yoktur. وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. Allah Teala kimi de dalalete sevk ederse ona da hidayet verecek kimse yoktur. Bu da bir mümin için hayatın, varlığın, halık-mahluk ilişkisinin nirengi noktalarından birisini oluşturuyor. Allah Teala bir kimseye, bir kuluna lütfen ve keremen re'sen hidayet verebilir. Bir vasıta, bir vesile üzerinden de hidayet verebilir. O insana hidayeti nasip ettiği anda artık o insanı saptıracak kimse, hiçbir kuvvet olmaz. Ama Allah Teala kimi de saptırmışsa, dalalete sevk etmişse artık onu da hidayet yoluna çevirebilecek bir güç ve kuvvet olmaz. Yani takdir tedbiri bozar. İmam Müslim ve başka hadis imamlarının naklettiğine göre Ezdüşşenüve kabilesinden Dımam isimli sahabi, Dımam el-Ezdi Mekke'ye geliyor.
Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam peygamberlik görevine yeni başlamış ve cahiliye Arapları, Mekke müşrikleri onu cin çarpmışlıkla itham ediyorlar, mecnun olmakla itham ediyorlar. Buna cin tasallat olmuş, musallat olmuş gibi şahı alak yaygarına çıkarıyorlar. O da diyor ki ben bu işi bilirim, rukiye yaparım, okurum, üflerim. Muhtemelen Yahudilerden öğrenilmiş bir gelenek bu. Şu adamı bana da gösterin, onu da bir okuyayım gelmişken. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gidiyor. Ve ona diyor ki, evet sana cin musallat olduğunu duydum ve sana rukiye yapmaya geldim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onun bu sözüne mukabel eden, işte bu cümleyle başlayan ve hutbelerde İmam Efendilerin okuduğu bu mübarek sözleri tekrar ediyor. مَنْ يَتِّهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. Şaşırıyor tamam. Bunlar ne için sözler diyor? Ben böyle bir söz duymamıştım daha önce. Uzat elini, sana biat edeyim. Ne diyorsan kabul edeyim. Bu söz, bu mübarek cümleler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın teşebbütte okunmasını tavsiye buyurduğu, aynı zamanda hutbe-i hacı diye de geçen duanın başında da yer alan cümlelerdir. Bizim için hayatımızda zikir olarak ve hedi olarak çok önemli bir yere sahiptir. وَاَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهُ شَهَادَةً تَكُونُ لِلنَّجَاتِ وَسِيلًا. Allah'tan başka ilah bulunmadığına şahitlik ederim. Bu öyle bir şahitliktir ki kurtuluşa vesiledir. وَلِلَفْقِ الدَّرَجَاتِ كَفِيلًا, derecelerin yükselmesine de kefildir. Öyle bir şahitlikle Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet ederim. وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah Teala'nın kulu ve Resulü olduğuna şahitlik ederim. اَلَّذ۪ي بَعَثَهُ وَتُرُبُ الْا۪يمَانِ قَدْ عَفَتْ اَذَرُهَا, ki Allah Teala onu gönderdiği zaman, peygamber olarak gönderdiği zaman imana götüren yolların izleri kaybolmuş. وَخَبَتْ اَنْوَارُهَا, o imana götüren yolların nurları, ışıkları sönmüştür. وَوَهَنَتْ اَرْكَانُهَا, temelleri zayıflamıştır, çözmüştür. O kapıyı örtebilir miyim? Vecihile mekanuha, o yolların mekanı bilinmez olmuştu, kaybolmuştu. Allah Teala Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı böyle bir ortamda peygamber olarak gönderdi. Eşeyyede salavatullahi ve selamu aleyhi, Allah'ın salat ve selamı onun üzerine olsun. O şeyyede min me'alimihâ me'afâ, bu hidayete götüren, imana götüren yolların izlerini, işaretlerini, kaybolmak üzere olan işaretlerini, alametlerini gereğin kıldı, gün yüzüne çıkardı. Ve şefa minel alîri fî teyyidi kelimeti temhîdi men kâne alâ şefa. Uçurum kenarında bulunan, helaka düşmek üzere olan insanları buradan kurtaracak kelime-i tevhidin tevhidi noktasında gönüllere şifa verdi, şifaya verdi gönüllere aleyhissalatü vesselam. Ve ertaha subulel hidayeti limen araden yesbükeha, hidayet yoluna sülük etmek isteyen, hidayet yoluna gitmek isteyen insanlara hidayet yollarını açıkladı.
وَاَظْهَرَ كُنُوزَ السَّعَادَةِ لِمَنْ قَصَدَ اَنْ يَمْلِكَهَا Saadet hazinelerine sahip olmak, malik olmak isteyen insanlar için de bunu mümkün kılacak, bunu ortaya çıkaracak bir delalet, bir rehberlik, bir kılavuzluk yaptı. Ama bak, bundan sonra bu emma ba'd sözü asr-ı kitaptır. Bir bağlamdan başka bir bağlama geçerken kullanılan bir ara bağlantı kelimesidir. فَاِنَّ التَّمَسُكَ بِهَدْيِهِ لَا يَسْتَكِبُ اِلَّا بِالْاِتِفَاءِ مَا صَدَرَ مِنْ مِشْكَاتِهِ Aleyhissalatü vesselam Efendimizin hediyine, rehberliğine, kılavuzluğuna temessük etmek, tutunmak, bağlanmak, sarılmak, onun mişkatından, mişkat-ı rüzvetten sadır olan şeylerin ardınca gitmekle ancak müstakim olur, mümkün olur, devamlı olur. Mişkat, esere adını da veren kelime mişkat-ı mesabiye. Eskiden duvarlarda bir oyuk olur, lambaları o oyuğun içine koyarlar. İşte o oyuğa mişkat deniyor. Lambanın içine konduğu mazgal diyebileceğimiz duvarda bir oyuk. Burada kastedilen, burada bir mecaz var tabi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hem mübareğinden, kalbinden, göğsünden, benliğinden sadır olan mübarek sözlerin ardınca gitmek, onlara tutunmakla ancak mümkün olur, müstakil olur. Burada önemli bir mesaj var bize gerçekten. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin hediyine tutulmak, ondan nasipdar olmak, nebevi bir yol üzere bulunmak, ancak Efendimizden sadır olan sözleri kılavuz edinmekle mümkündür. Burada açık biçimde hadis-i şeriflerin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nübüvvetiyle dolayısıyla İslam olmakla doğrudan bağlantısına işaret ediliyor. Bizi buraya sevk ediyor bu ifade. Efendimizin getirdiği hediye hidayete sahip olmak, o hidayetle şereflenmek istiyorsanız, doğruyu bulmak istiyorsanız, onun mübarek ağzından çıkan sözlerin ardınca gidin. O sözlere yapışın, sarılın. وَالْاَعْتِسَامَ بِحَبْلِ اللّٰهِ لَا يَتِمُّ اِلَّا بِبَيَانِ كَشْفِهِ حَبُلُّٰهِ مِتِينَ olan Kur'an-ı Kerim'e tutunmak istiyorsanız, ona itikam etmek, sarılmak istiyorsanız, bu da ancak ve ancak Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in beyanıyla Kur'an'ın hidayetinden, rehberliğinden, kılavuzluğundan nasipler olmak isteyen insanlar için Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in beyan edicilik fonksiyonundan başka tutunacak bir dal yoktur. Dolayısıyla insanlar Allah Teala'nın muradı doğrultusunda bir yol tutturmak, bir istikamet tutturmak gibi bir amaca sahipseler, bu işte samimi ve ciddiyseler, bir tek seçenekleri var, Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in beyanına, izahına, kılavuzluğuna başvurmak. Bundan sonra Hatip Tebrizi Rahimahullah, kitapla ilgili Mesabih-ü Sünne'yle ve Mişkat-ül Mesabih'le ilgili teknik bazı bilgilere geçiyor. Ve diyor ki, Câne kitab-ı Mesabih ellezî sannefehu imam muhdis sünne tâmi'un bid'an Ebu Muhammed el-Hüseyin ibn-i Mes'ud el-Ferra el-Bara'i Fe'a'l-Allah derecetehu Ebu Muhammed el-Hüseyin ibn-i Mes'ud el-Ferra el-Bara'i Allah ona rahmet etsin ve derecesini yükseltsin. Bu imamın tasnif etmiş olduğu Mesabih kitabı, Mesabih-ü Sünne kitabı. Ecma'a kitabin sunnife fibabihi alanında, konusunda, türünde tasnif edilmiş en kapsamlı
kapsamlı, en cami kitaptır. Ve albete li şevâridil ahadîti ve erâbihihâ. Dağınık, bablarda, dağınık kitaplarda bulunan hadisleri ya da bir hadiste bulunan farklı delalet yollarını bir araya toplayan, onları zapturat altına alan bir kitaptır. Sistematiğinden, tensikinden söz ediyor. وَلَمَّا سَلَكَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ تَرِيْكَ الْاِخْتِسَارِ Allah ondan razı olsun, bu kitabını tasdik ederken ihtisar yolunu seçti. Özetle kitabını özet olarak tasdik etti. Çok tafsilata girmedi. Hadefen esani isnatları da hazfetti. Hadislerin başındaki senetleri de zikretmedi. Tekenneme fihi ba'dun nukkat. O böyle yaptığı için bazı tenkitçiler onun bu tutumunu tenkit ettiler, eleştirdiler. Hadislerin başındaki senetleri atmış olması dolayısıyla. Ve inkâne nakluhu ve innehu min ittikat kel isnat. O sika ravilerden olması hasebiyle onun bir hadisi senetsiz bile nakletmiş olması senetli nakletmek gibidir. Çünkü o güvenilen sika imamlardandır, ulemadandır. Onun için senetsiz olarak bir hadisi vermesi senetli nakletmesi gibidir. O güvenilir olduğu için. Lakin leyse ma fihi a'lamun kellâfâl. Ancak şu da var ki herhangi bir belirti, işaret, iz, bağlantı koymadığınız zaman başı boş olur. Bir araziye bir sınır çizmediğiniz zaman, bu arazi benimdir diye bir işaret koymadığınız zaman metruk olur, metruk gibi olur, terk edilmiş gibi olur. Dolayısıyla hadisleri de senetsiz olarak zikrettiğiniz zaman böyle bir durum ortaya çıkar. Estağfirullah Teala. Bunun üzerine ben Allah Teala'dan hayır diledim, istihare yaptım. وَاسْتَوْقَقْتُ مِنْهُ Ondan muvaffakiyet diledim, tevfik diledim. فَاَوْضَعْتُ كُلَّ حَدِيثٍ مِنْهُ فِي مَقَرِّهِ Ve her hadisi, hani dedi ya bazı hadisler dağınık başka bablarda bulunuyor diye, her hadisi ait olduğu yere koydum. Demek ki kitabın sistematiğinde baştan da söylediğimiz gibi ufak çaplı oynamalar yapmış Hadid Tebrizi Mehmet. فَاَعْلَمْتُ مَا اَلْقَ لَهُ Ve onun başıboş bıraktığı, herhangi bir alamet, iz, işaret koymadığı hadislere de işaret koydum. Yani hadisi hangi sahabi nakletmişse onu belirttim ve adresini de gösterdim. Hangi İmam onu eserinde nakletmiş de, o imamı da, muharricini de naklettim, zikrettim. كَمَا رَوَهُ اَيْمَّ الْمُقْدِمُونَ وَاَتْتِقَاتُ الرَّاسِقُونَ Bu rivayetleri nitekim mütkin imamlar, ikram sahibi imamlar ve ilimde rusuk sahibi sika alimler de böyle rivayet etmişler, sahabi râvisini belirterek. Mithru Ebi Abdillah Muhammed ibn İsmail el-Bukhari, Ebu Abdullah Muhammed bin İsmail el-Bukhari gibi. Ebu Hüseyin ibn Mustafa, Ebu Hüseyin Müslim ibn Haccac el-Kuşeyri, İmam Müslim, Ebu Hüseyin Müslim bin Haccac el-Kuşeyri gibi. Ebu Abdillah Malik ibn Enes el-Asbahi, İmam Malik bin Enes el-Asbahi gibi. Ve Ebi Abdillah Muhammed ibn İdris el-Şafi'i, İdris el-Şafi'i gibi. Ve Ebi Abdillah Ahmet bin Muhammed ibn Hanbel el-Şeybani gibi. Ve Ebi İsa Muhammed ibn İsa el-Tirmidi gibi. Ve Ebi Davud Süleyman bin Eş'ad el-Sicistani gibi. Ve Ebi Abdirrahman Ahmet bin Şuayb bin Nesai gibi. Ve Ebi Abdillah Muhammed bin Yezid, Yezid ibn Mace el-Kazvini gibi. Ve Ebi Muhammed Abdillah bin Abdurrahman el-Dari gibi. Ve Ebi Hasan Ali bin Ömer el-Dari Hüsne gibi. Ve Ebi Bekr Ahmet bin Hüseyin el-Beyhaki gibi. Ve Ebi Hasan Rezim bin Muaviyet el-Abderi gibi ve başkaları gibi. Bu mübarek hadis imamlarının isimlerini zikretmesi
bize şunu gösteriyor ki bu kitapta sadece Kütüb-i Sitte ravileri, Kütüb-i Sitte imamları yok, başka imamlardan da nakiller olacak. Bu imamlar hadisleri nasıl nakletmişlerse ben de öylece sahabi ravisini belirterek naklettim. وَقَلِيلٌ مَا هُوَ Benim böyle bir babdayken, mashabi o sünnede bir yerde yer almışken onu alıp başka bir yere nakletmem, kitabın bütünü dikkate alındığında az bir yekün tutmaktadır bu türlü hadisler. وَاِنِّي نَسَبْتُ الْحَدِيثَ اِلَيْهِمْ Ben hadisi bunlardan, bu imamlardan herhangi birisine nispet ettiğim zaman كَاَنِّي اَسْنَفْتُ اِلَى النَّبِيِّ sallallahu aleyhi ve sellem hadisi Efendimiz aleyhissalatu vesselam'a isnadıyla ulaştırmış gibiyim. Bu da önemli bir mesele gerçekten. Eğer biz bir hadisi sağlam senetli bir şekilde ravilere güvenilir kimselerden oluşan bir isnatla bir kitapta görmüşsek onun aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e ait olduğunu söylemekte tereddüt etmeyiz. Bu sözün, bu mutlak sözün bazı kayıtları, istisnaları vardır. Hadisin sıhhat zaaf kriterlerinde muhtemelen Fatih Hocam usulü hadis dersinde bunları anlatıyor. Hadisin sıhhat zaaf değerlendirmesinde tek başına isnadın sıhhati ravilerin sika güvenilir kimseler olması yetmez. Aynı zamanda metinde de bazı kriterler aranır. Mesela şaz hadis diye bir hadis türü vardır. Güvenilir bir ravinin daha güvenilir ravilere aykırı biçimde rivayet ettiği hadise şaz hadis diyoruz. Dolayısıyla burada senedin güvenilir ravilerden oluşması yetmiyor. Aynı zamanda daha güvenilir, sika, mutkin, zat sahibi, hafızası kuvvetli, işin mahiyetini, tuttuğunu bilen, ağzından çıkan sözün anlamını bilen insanların nakletmiş olduğu metinlere de aykırılık arz etmemelidir ki biz herhangi bir metnin senedi sağlam ravilerden oluştu diye onu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan razı olmuş olabiliriz. لِأَنَّهُمْ قَدْ فَرَغُوا مِنْهُ وَاَغْنَوْنَا عَنْهُ Çünkü bu imamlar, Allah onlardan razı olsun, onlara rahmet etsin. İsnatların tespiti konusunda, hadislere Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a izafe ve isnat edilmesi konusunda yapılabilecek bütün çalışmaları yapmışlar. Ve bizi de artık böyle bir isnat araştırmasından, böyle bir isnadın uzun uzadıya zikredilmesinden müstahni kılmışlar. Artık böyle bir şeye ihtiyacımız kalmamış. Ve selektül kutube vel ekvâb kemâ seredehâ. Bildiğiniz gibi bizim ulemamızın tasnif sisteminde bir eser, kitap dediğimiz ana bölümlere ayrılıyor önce, sonra her kitap bablara ayrılıyor, sonra da her bab fasıllara ayrılıyor. Habib Tebrizi merhum diyor ki, ben İmam Begavi'nin Mesabih-i Sünne'deki taksimatına uydum. O bu kitabı, bu eseri hangi kitaplara, ana bölümlere ayırdıysa, ben de o bölümlere riayet ettim. O bölümler içerisinde hangi alt bölümler, bablar yer alıyorsa, onlara da o sistematik içerisinde riayet ettim. Onu bozmadım. Ve feytü eterehu bu alanda, bu noktada onun izini takip ettim. Eterehu fîhâ. وَقَسَمْتُ كُلَّ بَابٍ غَالِبًا عَلَى فُسُولٍ تَلَاتَةٍ Genellikle her babı, her alt bölümü üç fasla ayırdım. Yani demek ki biz Mişkatül Mesabih kitabında önce ana bölümler bileceğiz, kitaplar. Kitab-ı İman, Kitab-ı İlim, Kitab-ı Takare ile
Sonra burada her kitabı bablara ayrılmış olarak bulacağız. Her babı da fasıllara ayrılmış olarak bulacağız. Mişkat sahibi diyor ki, Hatip Tebrizi merhum diyor ki, ben genel mikre diyor, her faslı, her babı üç fasla ayırdım. Evveluha ma'ahtadehu şeyhan, bu fasılların ilki, ilk fasıl, Şeyhan'ın İmam Buhari ve İmam Müslim'in naklettiği hadislerden oluşacaktır. Ev ahaduhuma ya da bunlardan birinin naklettiği hadisler. İlk sırada buna yer vereceğim. Ve tefeytu bihima ve inişterete fihim gayr. Ben her babın ilk faslında sadece İmam Buhari ve İmam Müslim'in naklettiği rivayetlere yer verdim. Onların zikriyle yetindim. İsterse o hadisi şeyhin dışında başkaları da nakletmiş olsun. Buna bakmadım. Sadece başkaları tarafından da nakletmiş olsa o ikisinin adını veya birisini açıkmışsa birisinin adını zikretmekle yetindim. Onun bir derece değil. Onların derecelerinin yüksekliği dolayısıyla onlara böyle bir öncelik tanıdım. Onun bir derece değil. Ki rivayet. Rivayet konusunda onların dereceleri diğerlerine göre daha üstündür, yücedir. Ve teniha ikinci fasılda ma evredehu gayruhuma minel ehimmetil medburin, bu yukarıda adı geçen imamlardan, İmam Bukhari ve Müslim dışındakilerin naklettiği hadislere ikinci fasıl olarak yer verdim. Ki bu iki faslın mesabih-i sünnet sahibi tarafından da bu şekilde tespit edildiğini, bu şekilde tensip edildiğini bir önceki derste görmüştük. Tefavizuha, üçüncü fasıl, her babda yer alan üçüncü fasıl, meştemele alâ ma'nel bâb min mülhakâtin münâsibetin ma' muhafazatin aleşşerîta. Üçüncü fasılda da ben o faslın anlamına uygun rivayetler ekledim, münasip rivayetler ekledim. مَا مُحَافَزَةٍ عَلَى الشَّرِيْتَ yukarıdaki şartı da muhafaza etmek kaydıyla. Yani her rivayeti ilk ravisi kimse onu zikrederek naklettim. Ve onu kim eserinde nakletmişse, muhadici kimse onu da naklettim. وَاِنْ كَانَ مَهْتُورًا عَلِى السَّرَةِ وَالْخَلَةِ İsterse bu merfu rivayet olmasın, Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e izafe edilen bir rivayet olmasın, seleften veya haleften, sahabeden veya tabiundan birisine ait bir söz olsun, rivayet olsun. Bir başka konuya geçiyor. Tüm mehinneke in hakatte hadifen fi babin, eğer sen herhangi bir hadisi ait olduğu babda bulamazsan, وَذَٰلِكَ عَنْ تَكْرِيرٍ اُسْقِتُهُ bu mesafe-i sünnet sahibi hadis farklı bablara, konulara delalet ihtiva eden bir hadistir. Dolayısıyla birkaç yerde mükerreren zikredilmiştir. Ben bu tekrar durumunu ortadan kaldırmak için onu sadece bir yerde zikredilmiş olarak bıraktım. Başka bir yerde mükerrer olarak zikrini ortadan kaldırmak için onu ispat ettim. وَاِنْ وَجَدْتَ آخَرَ بَعْضَهُ مَتْرُوكًا عَلَى اِتْتِسَارِهِ başka bir hadis de, başka bir rivayet de bulsan herhangi bir babda, yarım ihtisar edilmiş, kat edilmiş bir halde bulsan, اَوْ مَقْمُومًا اِلَيْهِ تَمَامُهُ veya aslen mesabih-i sünnet sahibi tarafından yarım bırakıldığı halde ben onu tamamlamışsam, tamamını ona eklemişsem, فَاَنْ دَاعِ اِحْتِمَامٍ اَتْرُهُ وَاَقُلْحِبُهُ bu önemli, mühim bir sebepten, mühim bir sebepten dolayı ya böyle ihtisar bırakıldı, muhtasar bırakıldı ya da devamı ona eklendi. Önemli bir sebepten dolayı böyle yapıldı. وَاِنْ عَتَرْتَ عَلَى اَخْتِلَافٍ فِي الْفَصْلَيْنِ مِنْ ذِكْرِ غَيْرِ الشَّيْخَيْنِ burada önemli bir ayrıntıya daha değiniyor. Diyor ki, Miştat-ül Mesabih ile Mesabih-ül Sünne arasında bir ihtilaf görsen, nasıl bir ihtilaf?
İslam hani üç fasla ayrılmıştı her babı ve ilk fasılda şeyhlerinin rivayetlerini zikredecekti. Diyor ki buna uymayan bir şey görürsem eğer ilk fasılda şeyhlerinden başkasının İmam Buhari ve İmam Müslim'den başkasının rivayetini görürsem ve zikrihima fittani yahut da o ikisini ilk fasılda zikredecek olduğum halde ikinci babda zikredilmiş olduğunu görürsem فَعَلَمْ اَنِّي بَعْدَ تَتَبُّعِي كِتَابِي الْجَمْعَ بَيْنَ السَّحِيْحَيْنِ الْحُمَيْدِ وَجَامِعِ الْاُسُولِ Bil ki ben sadece Mesabih-us Sünne'de bir metnin zikredilmiş olmasıyla yetinmedim. Aynı zamanda Humeydi'nin Cem'a Beyne Sahihayn isimli eserine de müracaat ettim. Metnin oradaki durumuna baktım, ravilere baktım. Ve İbn-i Resil'in Cami'ye usulünü de tetekbu ettim, araştırdım, inceledim. وَاَتَمَتْتُ عَلَى سَحِحَيْنِ Ve İmam Buhari ve Müslim'in sahihlerinde yer alan metne itimat ettim. Dolayısıyla Mesabih-i Sünne sahibinin tercih ettiği metinden benim tercih ettiğim metin muharrici bakımından farklılık arz edebilir. Dolayısıyla bu babların fasıllara belli kıstaslarla taksim edilmiş olması ilkesi bu metnin gerçek sahibine izafesi, hassasiyeti dolayısıyla bazen ihlale uğramış olabilir. Bizi bu noktada uyarıyor. اَعْتَمَدْتُ عَلَى سَحِحَيْ الشَّيْخَيْنِ وَمِتْلَيْهِمَا İmam Buhari ve Müslim'in sahihlerini ve bu sahihlerde yer verdiği metinleri tercih ettim, onlara itimat ettim. Onun için böyle bir ihtilaf ortaya çıktı. İştihat-ı Mesabih ile Mesabih-i Sünne arasında. وَاِنْ رَيْتَ اِخْتِلَافًا فِي نَفْسِ الْحَد۪يثِ Eğer bir hadis, aynı hadis üzerinde bir ihtilaf görürsen وَذَلِكَ مِنْ تَشَحْبُ تُرْضِ الْأَحَاد۪يثِ Bir rivayetin, o rivayetin ya da hadislerin farklı tariklerle yer almış, nakledilmiş olmasındandır bu. Yani aynı metin farklı raviler tarafından rivayet edildiğinde bazen farklılıklara uğrayabiliyor. Manayla rivayet dediğimiz hadise budur. Ya da ravi işte aklında kaldığı kadarını nakleder. Bir sebep budur. İşte ya da eş anlamlı kelimeler kullanarak nakleder ravi. Bir sebep budur. Dolayısıyla hadisin tarihleri çoğaldıkça, senetleri çoğaldıkça metinde de ihtilaflar görülmeye başlar. Bu noktaya dikkatimizi çekiyor Hatip Tebrizi merhum. Ve diyor ki وَلَعَلِّي مَطَّلَعْتُ عَلَى تِلْكَ الرِّوَايَةِ تِلْكَ الرِّوَايَةِ اِلَّتِي سَلَكَ الشَّيْءُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ Eğer böyle bir şey görürsen, Mesabih-i Sünne ile Mişkat-ı Mesabih'te yer alan hadis metinleri arasında böyle bir ihtilaf görürsen, bil ki Mesabih-i Sünne sahibinin Allah ondan razı olsun, muttali olduğu bir şeye ben muttali olamamışım. Burada da tabii bir incelik var. Yani o bunu yanlış bir yerden buldu getirdi. Ben onun naklettiğini bulamadım. Ya da benim bulduğum şudur, şudur, o burada hata etti demiyor da hatayı kendi üstüne alarak diyor ki muhtemelen ben o rivayete muhtali olamadım diyor. Ondandır bu istilaf. Onun esas aldığı rivayete ben muhtali olamadım diyor. وَقَلِيلًا مَا تَجِدُوا اَقُولُ مَا وَجَدْتُ هَذِهِ الْرِوَيَةِ Çok az da olsa bu rivayeti ben bulamadım dediğimi de görürsün diyor. Çok az da olsa bu ifadeyi de kullandım diyor. مَا وَجَدْتُ هَذِهِ الْرِوَيَةِ اِنْ كُتُبِ الْاُسُولِ Mişkatül Mesabih ya da Mesabih-us Sünne'ye, Sünne'nin aslını teşkil eden kitaplarda bu rivayeti bulamadım dediğimi de görürsün. اَوْ وَجَدْتُ خِلَافَهَا Ya da buna muhalif, buna aykırı, bununla örtüşmeyen bir rivayet, bir metin buldum dediğimi görürsün.
Peki vakaf tarihi, eğer böyle bir söze rastlarsan, kitabı okurken benim bu tarz ifadelerime rastlarsan, fensubil kusura ileyye, kusuru bana, bende bu, beni taksir et, benim hatalı olduğumu söyle. Lillati diraye, benim dirayetimin azlığı sebebiyle böyle bir kusur sadır olmuştur, vaki olmuştur. Böyle düşün. La ila cenab-ı şeyh refa'allahu kadrehu fil dareyn. Bunu şeyhden sadır olmuş, mesabe-i sünne sahibi İmam Balavi'den sadır olmuş bir kusur olarak görme. Allah onun iki dünyada, iki cihanda kadr-ı kıymetini yükseltsin. Haşa lillahi min dâlike rahimallahu men idâ vakafa ala dâlike nebbâhena aleyhi ve erşedena tarika sevâb. Allah'a sığınırız. O böyle bir kusur işlemez. Bu kusur bizdendir diyor. Dolayısıyla bizi bu noktada doğruya irşad edecek, bulamadığımız bir rivayeti bize gösterecek birisi olursa, bizi doğruya iletecek birisi olursa Allah Teala da ona rahmet eylesin diyor, merhamet eylesin. وَلَمْ اَعْرُ جُهْدًا فِي التَّمْقِيرُ وَالتَّفْتِيشِ بِقَدَرٍ مُسْلِمٍ. Ama bu arada şunu da bilin ki ben böyle çok sallapati çalışmadım. Rivayetlerin gerçek asıl metinlerini tespit etmek noktasında, araştırmak, incelemek, peşine düşmek noktasında, çabam ölçüsünde, çabam ne kadarsa onu sarf etmekten de geri durmadım. Bir gerçeklik göstermedim bu konuda diyor. Bunu da bilesiniz. Kaderi vusra ve taqati tabi. Gücüm ne kadarsa, müsatim ne kadarsa o kadar sarf ettim bu işe. Ve nekattu derken ihtilâ kemer vecettu. Bu benim bulabildiğim metinlerle Mesabid-i Sünne sahibi İmam Galavi'nin yer verdiği metinler arasındaki ihtilâfı da naklettim. Bulduğum gibi. Ve ma eşâre ileyhi radıyallahu anhu min garibin ev da'ifin ev gayrihima beyyentu veçhehu galiben. İmam Balavi'nin metinleri ciddettikten sonra bu hadis gariptir, bu hadis zayıftır veya bu hadisin derecesi şudur şeklindeki tembihlerini, tespitlerini genellikle izah ettim. Rivayet niye böyle nitelendirilmiş? Onun veçhini açıkladım, sebebini izah ettim. Ve mâ lem yüşir ileyhi hakkında herhangi bir şey söylemediği mimma fil usul, asıllar konusunda, asıl, kitabın aslını teşkil eden rivayetler konusunda herhangi bir şey söylememişse, fakat kaffeytuhu fi terkihi, ben de bir şey söylemedim, onun bu konudaki izini takip ettim. İlla fi mevadi'a lil garadim. Belli bir amaç doğrultusunda sadece onun bir şey söylemediği yerlerde ben bir şeyler söyledim. Bunun da bir sebebi, bir amacı var. Bunlar dışında o susmuşsa ben de sustum diyor. Ve rubbama tecidu mevâdi'a muhmeleten. Bazen herhangi bir şey nakledilmemiş yerler bulursun. Bunun sebebi ve zelke halkü lemhet tari' ala râvihi. Râvisine muhtali olamadığın hadisler için bu böyledir. Bu bazı hadislerin kim tarafından rivayet edildiğini tespit edemediğim için o kısmı boş bıraktım. Eterektül beyaz, orayı beyaz olarak boş bırak, boş olarak bıraktım. Fe in aterte aleyhi, eğer sen bulursan o ravinin kim olduğunu sen tespit edersen fe elhikhu bihi ahsanallahu cezaike. Allah senin mükafatını versin, sana hayırlı cevaplar versin. Eğer sen muttali olursan, o raviyi sen bulursan hemen oraya ekleyiver, bir hak ediver. Bu teknik izahı yaptıktan sonra Hatip Tebrizi merhum ve semmeytu kitabe bi mişkâtil mesâbiyeh diyor. Bunları yaptıktan sonra, bu tasarruflarda bulunduktan sonra, bu sistematik üzere tasnif ettiğim bu kitaba Mişkâtül Mesâbih adını verdi. Bu lambaların konulduğu,
muhafaza edildiği o gözenekler, o duvardaki maddalar anlamında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nübüvvetinin, nurunun muhafaza edildiği rivayetler, hadisler anlamında. Nasıl ki o duvardaki boşluk, lambanın rüzgardan, herhangi bir yerden, hava akımından etkilenmesine mani oluyor, onu orada koruyor ve bizi aydınlatmasını sağlıyor. İşte hadisler de bizim nübüvvet nurundan istifade etmemizi sağlayan, bunu mümkün kılan mişkatlar gibidir, onun mahfazaları gibidir, onun muhafazasıdır, fanus gibidir. Burada da böyle bir ince bir göndermede bulunuyor. Rahmetullah. Evet, kitabımın adını Mişkat-ı Mesabih koydum diyor. Aynı zamanda Mesabih-i Sünne'ye de bir tabi atıf var burada. Ve es'alullâhe ettevfîte vel i'ânete vel hidâyete vel sıyânete. Allah Teala'dan muvaffakiyet dilerim, yardım dilerim, hidayet dilerim ve korunma dilerim. Ve tesire ma aksuduhu, hedeflediğim şeyi bana kolaylaştırmasını, amacıma ulaşmamı kolaylaştırmasını dilerim. Ve en yenfe'ani fil hayati ve ba'del memat. Ve bu amelden menfaatlenmemi hayatta ve öldükten sonra, bu amelin bana menfaat temin etmesini, fayda vermesini dilerim. Ve cemi'al muslimine vel muslimat, bütün Müslümanlar, Müslüman erkek ve kadınlar için de aynı şeyi temenni ederim, dilerim. Hasbiyallahu ve ni'mel vekil, Allah bana yeter, o ne güzel vekildir. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil azizil hakim. Masiyetlerin terkine ve güzel amellerin işlenmesine ancak Allah Teala'nın verdiği kuvvetle kadir olabiliriz, muktedir olabiliriz. Masiyetlerin terki ancak Allah Teala'nın mümkün kılmasıyla, izin vermesiyle olur. Taatlerin işlenmesi de gene onun verdiği kuvvetle olur. O azizdir, hakimdir. Öyle dedikten sonra Hatip Tebrizi merhum kitabına giriş kısmını bitiriyor ve bizim seminerlerin ilkinde 3 sene mi oldu, ne kadar oldu, ilkinde yaptığımız gibi niyet hadisiyle başlıyor eserine. Biz de niyet hadisini okuyarak başlayacağız inşallah, ama bu arada burada ismi geçen hadis imamları hakkında teberrüken kısa bilgiler vermeyi de faydalı buluyorum. Fakat tabii bu dersin kalan kısmı bunun için yetecek mi bilmiyorum. Bu imamların her birinin menkıbesi, her biri hakkında aklımızda kalması gereken şeyler var. Onları imam yapan, onları önder yapan ve adlarının yüzyıllar boyunca unutulmadan sürekli anılmasını mümkün kılan hasletleri var. Onların bize örneklik teşkil etmesi, hafızamızda, bilincimizde yeniden canlanması bakımından menkıbeleriyle ilgili birkaç hususa değinmeyi faydalı görüyorum, ama inşallah önümüzdeki dersi yapalım onu. Şimdi niyet hadisinde bir de kitabın giriş kısmını tamamlamış olalım inşallah. Hazreti Ömer radıyallahu anh'tan naklediyor. Ömer radıyallahu anh gâle. Ömer bin el-Hattab radıyallahu anh'tan nakledildiğine göre o şöyle demiş. Kâle Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. اِنَّهَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ. Ameller niyetlerledir, niyetlere göredir. وَاِنَّمَا لِمْدِهِمْ مَا لَوَا. Kişi için niyet ettiği vardır, sadece niyet ettiği vardır. Neye niyet etmişse onu bulur. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ.
Kimin hicreti Allah'a ve Resulüne ise, kim Allah'a ve Resulüne hicret niyetiyle yola çıkmışsa, onun hicreti evet Allah'a ve Resulüne'dir. وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا وَاِمْرَاتٍ يَتَزَوَّجُهَا Kim de bir dünyalık için hicret etmişse, bir dünyalık bir amaç, dünyevi bir hedef gözeterek hicret etmişse ya da bir kadınla evlenmek gibi bir niyetle yola çıkmışsa فَهِجْرَتُهُ اِلَى مَا هَجِرَ اِلَيْهِ Onun hicreti de neye hicret etmişse onadır. مُتَّفَقُنْ عَلَيْهِ Müttefakun aleyh ifadesi hadis metinlerinin sonunda İmam Bukhari ve Müslim tarafından nakledildiğini gösteren bir ifade bu. Üzerinde ittifak edilmiş bir rivayet var. Evet, amelleri kayda değer kılan amelleri sıradan fiiller olmaktan çıkarıp Allah Teala nezdinde bir kıymetli, bir değeri olan, bir iş haline getiren en önemli husus niyettir. Özellikle temel ibadetler konusunda niyetsiz olmaz. Yani ibadetin olmazsa olmazı niyettir. Hanefi mezhebi dışındaki mezhepler vesaire ibadet, makasit ibadet ayrımı gözetmeden yani bizzat hedeflenen ibadet ve o ibadete götüren ara ibadet, vesile ibadet gibi ayrımları gözetmeden demişler ki her amelde, her fiilde niyet gerekir. Hanefiler bir ayrıma giderek demişler ki mesela abdest gibi, abdest vesile amellerdendir. Namaz kılmak için alınır ya da başka bir maksada yönelik olarak alınır. Dolayısıyla abdest niyetsiz de alınabilir. Ama sevabın husulü için niyet şarttır burada demişler. Abdest niyetsiz alırsanız, evet o abdestle namaz kılarsınız. Ama o abdestten sevap alamazsınız. Sevap almak için o abdesti de ibadet kastıyla yapmanız, niyetle sahip bir niyetle almanız gerekir demişler. Gene daha önceki derste bu niyet meselesine tahsis ettiğimiz, seminerde söylediğimiz gibi adetle ibadeti birbirinden ayıran en önemli husustur niyet. Bir mümin bir hayırlı iş yapmaya niyet etse ve fakat bu işi yapmak ona müyesser olmasa o işin sevabını alır. O amelin sevabını alır. Bir mümin bir günah işlemeye niyet etse fakat o günahı işlemese, o günahtan dolayı, o kötü fiilden dolayı kendisine günah yazılmaz. Onun için niyetül mümin hayrun min ameli. Müminin niyeti amelinden daha hayırlıdır. Müminin niyeti, mümin olduğunu ortaya koyan ayırt edici bir unsurdur, ayırt edici bir husustur. Ve gene şöyle bir noktaya değinmiştik hatırlıyorum o seminerde. Hani hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya çalış, yarın ölecekmiş gibi ahirete çalış, ibadet et gibi bir söz vardır. Hadis olarak da nakledilir, hadis olarak aslı yoktur. Fakat hikmetli bir sözdür. Yani hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya çalış, yarın ölecekmiş gibi ahiret için çalış, ibadet et. Çoğu insan bu işin içinden nasıl çıkılır bilemez. İşte burada niyet devreye giriyor. Eğer siz o niyeti Allah Teala'nın rızasına nail olmak bir mümin için en külli, en temel amaçtır. Bu amacı diri tutarak, canlı tutarak hayatı yaşarsanız, çoluk çocuğunuzun rızkını temin ederken temin etmek üzere çalışırken de sevap alırsınız. O çalışma hayatı da sizin için meşru sınırlar içerisinde cereyan ediyorsa o çalışma hayatı da sizin için ibadet olur. Dolayısıyla hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya çalışırken yarın ölecekmiş gibi ahiret için de çalışmış olursunuz.
bir noktaya dikkat etmek lazım. Hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya çalışma güdüsü, anlayışı bizi dünyaya kazık kakma yanlışına düşürmemek. Bu başka bir şey. Bu dünyaya kazık kakma amacı dünyevileşme dediğimiz şeyi getiriyor. İşte bu insanın dünyanın aldatıcılığına paçasını kaptırması anlamına geliyor. Bu dünyanın geçici bir imtihan yurdu olduğu temel gerçeğini ıskalamadan, unutmadan, hatırımızdan çıkarmadan dünya hayatını, izzet-i nefsimizi muhafaza ederek, ümmet-i Muhammed'in izzetini muhafaza ederek ve kişi olarak kendi izzetimizi muhafaza ederek yaşamak elbette son derece önemlidir. Bunu yapmak için bir müminin servet sahibi olması gerekiyorsa servet sahibi olacaktır. Son zamanlarda böyle bir eğilim, akım ortaya çıkmaya başladı. Bir mümin kapitalist olamaz ama sosyalist olabilir gibi ironik şeyler söyleyenler var. Bir mümin sosyalist de olamaz, kapitalist de olamaz. Ama bir mümin zahit de olabilir, fakir de olabilir, zengin de olabilir. Zengin olmak kapitalist olmak demek değildir. Fakir olmak da sosyalist olmak demek değil. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yerine göre kaldırabilenler için, taşıyabilenler için zenginliği de methetmiştir, fakirliği de methetmiştir. Bu ümmetin istikameti zenginler olmadan yürümeyeceği gibi fakirler olmadan da yürümez. Bu hayatın dengesi, istikameti bu iki hususun dengeli biçimde yürütülmesine bağlıdır. Bir zengininiz olur, Tebrik ordusunu baştan aşağı donatır, teçhiz eder. Bir fakiriniz olur, zahidiniz olur daha doğrusu. Dünya malının zerresine tenezzül etmez. Hayatında da onlara yedirmez. O da doğrudur, bu da doğrudur. Her ikisi de gereklidir. Ama yaşadığımız zaman diliminde, özellikle altını çizerek söyleyelim bunu, yaşadığımız zaman diliminde dünyevileşme dediğimiz tehlike, müminlere çok kolay musallat oluyor. Efendim nefsinin de üzerinde hakkı var diyerek markaları hayatımıza davet ediyoruz. Markalı ve standartlı yaşamaya başlıyoruz. Böyle bir tehlikeye de düşmemek lazım. Yeter ki kalbimize sahip olmasın bu dünya ve dünyalık. Kalbimize sahip olmasın. Oraya sahip olursa niyetimize de etki ediyor. Oradan kanaatimize etki ediyor. Oradan inancımıza etki ediyor. Bu zincirleme inanca kadar böyle gidiyor. Bir süre sonra insanlar yaşadıkları şeyi dinleştirmeye başlıyorlar. Yaşadıkları gibi inanmaya başlıyorlar. Bir mümin için en tehlikeli husus budur. Bu niyet hadisi bağlamında bu noktalara dikkat çekmeyi zorunlu gördüm. Bir ikinci husus. Biliyorsunuz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Medine'ye hicret ettikten sonra Medine'ye hicret bütün müminler için farz oldu. Bilhassa Mekke'de bulunanlar için farz oldu. Hazreti Abbas bunun istisnasını teşkil etmiştir. O da orada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la muhaberat halinde bulunduğu için Mekke'den ona haberler gönderdiği için orada kalmasına izin verilmiş. Bu hadisin vurul sebebi sevdiği bir kadın Medine'ye hicret etmiş bir zat o kadınla evlenmek için, ona kavuşmak için hicret ediyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu bağlamda bu olayı vesile edinerek bize çok temel bir hayat düsturu vaat ediyor Aleyhisselatü Vesselam. Her kim bir dünyalık peşine düşerse, bir dünyalığı hedefleyerek bir amel işlerse bu sadece hicrete mahsus değil. Yani orucunda, namazında, haccında bir dünyalık hedefleyerek bu ibadetleri yapan kişi belki o elde ettiği dünyalığa nail olur. Ama amacı Allah rızası olan insan da o amelden maksadına vasıl olur. Ulema şöyle bir noktayı da gündeme getirmiş bu hadis bağlamında.
bir insanın amacı, mesela namaz bağlamında düşünürsek, bir insanın amacı hem Allah Teala için namaz kılmak, namaz vecibesini yerine getirmek, hem de bu arada hareketsiz kalan vücuduna hareket sağlamak olabilir mi? Ya da oruç. Allah emrettiği için tutarız ama onun vücudumuza faydasını da görürüz. Dolayısıyla niyetimize böyle bir vücuda fayda görme unsuru eklense ne olur diye. İmam Gazali rahmetullah ve onun bu görüşünü tercih eden ulema demiş ki, eğer başlangıçta niyet Allah rızasıysa, temel belirleyici buysa, daha sonra bu niyetin içine bir dünyevi beklenti, vücut sıhhati vesaire gibi başka bir unsurun ilave olması, girmesi, ibadetin sıhhatine zarar vermez. Ama eğer başlangıçta bu dünyevi garaz varsa, bu dünyevi amaç için başlangıçta yola çıkılmış da sonradan nasıl olsa ibadet bu arada yükümlülüğümüzü de yerine getirmiş oluruz gibi bir hedef, bir niyet olursa işte bu caiz olmaz, sahip olmaz demişler. Bu noktada ibadetlerimizi yerine getirirken aklımıza gelen, kalbimize düşüşen bu gibi hususlar hakkında da bu hadis vesilesiyle bir gerçeğin altını çizmiş olalım. İnşallah önümüzdeki ders bu söylediğimiz hadis imamlarının hayatlarını, hayatlarından önemli anekdotları teberrüken zikredeceğiz. Arkasından birinci derste işaret ettiğim Miştah-ı Mesabit'te var olduğu söylenen uydurma rivayetlerle ilgili iki çalışma var. 20 kadar rivayet demiştik onlara. Hafız İbn Hacer'in bir de El-Alâbi'nin şeyleri var, cevapları var bu uydurma ithamlarına karşı. Onlar hakkında da kısaca bilgiler görelim. Ondan sonra tekrar ait oldukları yerlerde geldiğinde bu hadisler, o evvelki bilgilere atıf yapmakla yetineceğiz ki dersin insicamını çok fazla bozmasın. Soru var mı? Buyurun. Ömer'den müminine göre bir hadis-i şerifini kire getirdiniz. Ama İstanbul'da İslami kirli cemaatler kimi yani bombalama olayları yaptılar. İşte kendi işlerinde ya farklı öldüm olayları gerçekleşti. Onlarla konuştuğumda amellen niyetlerine göre diyorlar. Bu bağlamda bu hadisi kullanmış mı olanlar yoksa İslami bakış sonuçta niyetleri halis ve temiz olmuş oluyor. Ama bu bağlamda yaptığı hareket yanlışsa bu hadis kullanılmış olur. Veya bir başka arkadaşla konuştuğumda işte kalbin temiz gibi söylenmiş söz konusu. Yani hadisi nereye çekersek buraya gidiyor. Bu bağlamda ne yapmış? Hadis gitmiyor aslında, biz öyle zannediyoruz. Hadis bize diyor ki, bir amelin sahih olabilmesi için, Allah-u Teala katında makbul olabilmesi için sahih bir niyetle yapılması lazım. Ama tek başına bu bir ameli sahih yapmaz. Yani namaz örneğinden gidersek, namazın şartları var, hükümleri var değil mi? Namazın şartlarından birisi niyet. Niyet olmazsa olmuyor. Ama niyetten ibaret değil. Namazın sahih bir amel olarak itibar görmesi için o şartlara ve hükümlere de riayet edilmesi lazım. Yani tek başına amel, tek başına niyet ameli indallah'ta makbul kılmaz. Amelin başka makbuliyeti için başka hususlar da olmalı. Onlara da riayet etmek gerekir. Hadis bir yere gitmiyor yani. Hadis sabit. Evet. Buyurun. Başka bir şey söyleyebilirim hocam. Şimdi kimi insanların hadis olarak da dile getirdiği, efendim dünyayı isteyen ilme sarılsın, ahireti isteyen ilme sarılsın diye bir söz var. Bunun hadis olarak bulabileceğimiz bir kaynak görebiliyor musunuz? Böyle bir şey yardımcı olabilir. Şu anda hafızamda yok ama Fatih Hocam daha iyi bilir. Onun tılağı daha geniştir hadis metinleri konusunda. Var mı böyle bir şey? İmam Şafii'nin nispetinden bir şey. İmam Şafii. Hadis olarak sabit değil, İmam Şafii'ye nispet. Öyle zannediyorum. Evet, Allah'a emanet olun. Evet, ve sallallahu aleyhi ve sellem, Muhammedin ve alâ âlihi ve ashabihi.